Merhabalar değerli dostlar. Şimdi bu bölümümüzde katlama kesme sorularının ikinci bölümünü çözüyoruz. 26'dan sonrası soruları devam ediyorum dostlarım. Hadi bakalım ne diyormuş birinci sorumuz. Vira bismillah diyelim başlayalım. Şimdi katlanmış arkadaşlarım bu soru. Bu şekil katlanmış. Şunu şöyle bir daha düzgün yapalım. 30 birimmiş buranın tamamı ve şurada bir oran vermiş bize. Diyor ki KB'ye 2K derseniz AK 3K olacak demiş ve bu 5K'lık AB üssü katlanmadan önce buradaydı, burası da 5K. Şimdi kat çizgisinin açıortay olduğunu biliyorum. Hemen buraya bir açıortaysın sen diyorum. Bakın buradaki kilit nokta şurası. Şu AC denilen zamazingonun da aslında bir dış açıortay olduğunu görmektir. Bu soruyu zor yapan arkadaş. Sen burada ne diyeceksin hemen? Bir iç açıortayla bir dış açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. O yüzden hocam buraya ben hemen dış açıortay olduğunu söyledim diyeceksin. Bak bunun ispatı da şu şekildeydi kardeşim. Şimdi bir köşenin, işte A köşesinin bir iç açıortayını çiziyorsun. Bir de dış açıortayını çizdiğimizde ne demiştik? Bunlara A, A, B, B dediğinde 2A ile 2B'nin toplamı 180 ise A ile B'nin toplamına 90 demiştik. Madem ki burası 90, demek ki bir köşenin iç ve dış açıortayının arasındaki açı 90 oluyormuş diyeceğiz. E şimdi iç açıortay var sorumuzda. E 90 derecede var. O zaman bu adam mecbur dış açıortaydır dedik ve bundan sonrası da bitti sorunun kardeşim. Şimdi neydi dış açıortay? Bir yakın kol vardı 3K, bir de uzak kolu vardı 5K. Bir de dış açıortayın bittiği noktayı şöyle işaretliyorum. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 3 bölü 5. Birinci ayak bölü ikinci ayak. Yani şurası 3K ise, ya da 3M diyelim. Burası 5M olacak. 5M'yi bize 30 vermiş. M 6 geldi. 3M'yi soruyor. Ceyhan'ı paketledim dostlarım. Evet, geldik 27. sorumuza. Burada da bir döndürme sorusu var dostlarım. 30 derece döndürmüşüz. O halde şuradaki açımızın ölçüsü kesinlikle 30. Şuradaki BC kenarı, bakın şu BC dönüp nereye geldi? BC üssüne geldi. O halde bunun da dönüş açısı 30. Şu 25 döndüğünde ne buraya geldi? Burası da tabii ki 25. Şimdi sen şu üçgenin ikiz kenarlığından faydalanıp soruyu çözeceksin. Tepe açısı 30. O zaman tabandaki eşit açılara ne kaldı? 75. Aha, buranın tamamı da 75. Demek ki x açısı 50 dereceymiş. Paketledik, çıktık gittik işin içinden. Geldik şu kerataya. C köşesi etrafında ok yönünde döndürülüyormuş arkadaşlarım bu adam. Demek ki C köşesi burada kaç derece ise burada da o kadar derece diyeceksin. Bak bu üçgenin burası 12 ise tabii ki bu da 12. Dönmeden önce de 12 olacak. Ve bu üçgen 12, 16, 20 üçgeni. Demek ki hipotenüsüm 20. Hadi gel şu açıortayı konuşalım mı dostlarım? Bakın burada CK açıortayı var. Kolları 16'ya 20. Yani 4'e bölerek söylüyorum. 4K'ya 5K. Bize de zaten bu ayakların oranını soruyor. Denizli'yi paketledim dostlar. Geldim 29 numaraya. AB 32'ymiş. Madem ki 32, o zaman şuraya 24 kaldı. Bak bu 8'i katlamış, buraya getirmiş. Burası da 8 olacak. Şu adam açıortay olacaktı. Bunu da gösterelim. Şimdi diyor ki C ve D üssünden geçen bir doğru var. Bu doğru böyle geçip AE'yi diyor K noktasında kesiyor diyor. Sen şimdi burada bize neyi soruyor bir de? KC'nin KD'nin kaç katı olduğunu soruyor. Bak şimdi canım kardeşim, şu üçgenin, şuradaki şu üçgenin, şunun dış açıortayı çizilmiş değil mi? Şuradaki EK. Bu bir dış açıortay. Birinci kolun bittiği nokta, ikinci kolun bittiği nokta. Bunların hepsinin doğrusal olması gerekiyordu. Dış açıortayın bittiği nokta, yakın kolun bittiği nokta ve uzak kolun bittiği noktanın üçünün doğrusal olması gerekiyor demiştik dostlarım. Şimdi çünkü neden? Bak bu dış açıortay normalde A'ya kadar geliyor değil mi? Biz sadece K'ya kadar olan kısmını alacağız. Şimdi yakın kol 8, uzak kol 24. O zaman kollar arası 8 bölü 24. Yani 1 bölü 3. Ayaklar da aynısı. Burası 1K ise
tamamı 3K olacak. Buraya da 2K kalacak. Bak ne diyordu? KC 3K, KD üssü 1K. 3 katıymış dostum. Cevap Denizli'den paketlendi gitti. Haydi bakalım bu ne diyormuş? Yansıması alınmış arkadaşlarım bu adamın. Yansımaysa demek ki bu açı bu açıya kesin eşit. Ben yine bir açıortay yapabilirmişim demek ki. Şimdi birazdan yapacağız büyük bir ihtimalle. Bak sonra AK'yı getirip yansıtınca AK üssü olmuş kardeşim. Ve diyor ki bize şuraya 1K dersen burası 2K'dır. O halde burası da 2K'dır. Peki açıortayımın kolları 3K'ya 2K. Ayaklar da öyle. 3M'ye 2M olacak ve bana toplam 5M'ye 60 vermiş. 5M 60 ise M eşittir 12. 2M'yi soruyor. Ceyhan paketlendi. Geldik 31 numaraya. Aşağıda verilen ABC A köşesi etrafında ok yönünde alfa derece döndürüldüğünde yeni bir üçgen oluşuyormuş. Hadi gelin bunu alfa derece döndürelim A'nın etrafında. Şöyle döndürdüğümde B üssü buraya geldi. Bunu buradan buraya alfa derece döndürdüm. Hemen şu C üssünü de gösterelim. C üssü de buraya geldi. Yeni üçgenimiz bu oldu. Alfa derece döndü arkadaşlarım. Tabii ki şu AC kenarı da alfa dönüp buraya geldi. Sonra diyor ki B üssü AC 10'dur. Bak B üssü AC dediğim yer burası 10. E o halde bu 25. E o halde bu da 25. Neyi soruyor? BAC üssü. Yani şuradaki açının tamamını soruyor. 25. 25 daha 50. 10 daha Edirne. Paketledi gitti. Geldik 32'ye. Bakalım bu ne diyormuş. Şekildeki dik üçgensel biçimde kağıt verilmiş. BH 2'ye 18. Hemen bir öklit çakalım mı arkadaşlarım? H kare eşittir 2 çarpı 18 yapacağız. Yani 36. H eşittir 6 gelecek. Bunu bilelim. Diyor ki sonra bu kağıttan 2 tane kesilip aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Peki buna da eyvallah. Bu şekli oluşturduk şimdi. Peki. A ve A üssü noktalar arasındaki uzaklık kaç santimdir? Şimdi dostum biz bunun hipotenüsü olan uzaklığını az önce 6 diye bulduk ve şu B köşesine uzaklığını da 2 diye biliyoruz. Aynı şeyi A için yapalım. Hatta şurayı da bulalım dostlarım. Şuranın tamamı 20 olacak ya bizim hipotenüsümüz. 2 burada, 5 burada, 13 kaldı şu araya. Yine bu BC de 20 olacak. 13, 2 daha 15, 5 kaldı buraya. Tamamdır. Şimdi benim şu A'dan aşağıya indirdiğim diklik 6'ydı ve şurası 2'ydi. Şu minicik yere de 3 kaldı. Bana da A ile A üssü arasındaki uzaklığı soruyor. Yani nereyi soruyor? Aha şurayı soruyor kardeşim. Gelin bulalım şimdi. Dik üçgende milyon defa çözdüğümüz soru tipi. Ne demiştik? Şu aradaki mesafe bir dik kenar 5. Şu iki dikliğin toplamı 6 ile 6'nın toplamı 12, ikinci dik kenar 13 de senin aradığın cevap demiştik. Ya da bunu şöyle yapıyorduk arkadaşlarım. Şurayı dikdörtgene tamamlayıp şurası 5 ise burası da 5, burası 6 ise burası da 6 ve şuradaki Pisagor'dan bakın 5, 12, 13 üçgeni diyebiliyoruz dostlarım. Geçtik bunu. 33'teyiz. Bakalım ne diyor. ABC dik üçgensel bölgesi şekilde lop bir sürü şey. 12 4'ü gördük. Sonra kesilmiş arkadaşlarım. EF boyunca kesiliyor. Kesildikten sonra bir nolu parça getirilip aha şuraya yapıştırılıyormuş dostlarım. Bir nolu parçanın neresi yapıştırılıyormuş? 12'lik kısmı getirip buraya yapıştırılıyor. Şurası 12'lik kısmı. Bir nolu parçanın. Peki başka şurada bir paraleldi değil mi bu buna paralel boyunca? Evet paralel olduğu için şu EF'yi de bulalım isterseniz X diyelim. 12 bölü 16 eşittir X bölü 12. Klasik benzerlik yaptım. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 4'e böldüm 3. X eşittir 9 geldi. Şimdi onu da burada da gösterelim. EF 9'du şurası 9 buraya yapıştırıldı burası da 9. 9 12'den 15'i yazalım. Başka ne biliyorduk? Şu FC'yi 4 diyebiliyoruz. Bunu yazalım. Başka ne kaldı şimdi geriye? Bir tek şuradaki EB üssü kaldı. Onu da bulalım hemen arkadaşım. Şurası bir kere 12, 16, 20 üçgeni. Ve bizim bu paralel doğrumuz hangi oranda bölmüş? 4'e 12. Yani 1'e 3 oranında bölmüş. K'ya
3K oranında. O halde 4K 20, K 5 gelir. Şurası 5'miş. Hemen onu burada da gösteriyorum. Burası 5'miş. Bana da çevre uzunluğunu soruyor. Topluyorum çevreyi tek tek. 9. 4 daha 13. 9 daha 22. 15 daha 37. 5 daha 42. Cevap Bursa'dan çıktı arkadaşlarım diyebiliriz. 33'ü çözdük. Şimdi 34 neredeymiş? Buradaymış. Kağıt verilmiştir. AB12. Köşegeni boyunca kesilen, elde edilen parçalar tekrar birleştirilerek şekil 2 elde ediliyormuş. Tamam. Bir kenarı 12 vermiş. Dikkat edin arkadaşlarım. Hemen onu burada da gösterelim. Burası 12. Burası 12. Şu DA 12 olacak. Buraya 7 kaldı. D üssü C üssü de 12 olacak. Buraya da 7 kaldı diyelim. Bunları bir gösterdik. Oluşan şekilde B üssü ile B noktaları arasındaki uzaklık, bakın yine aynı dik üçgen klasik sorusunu çözeceğiz dostlarım. Şu. Burayı soruyor bize. Şimdi yine pratik olarak söyleyelim. 7 bir dik kenar. Şu iki dikliğin toplamı 24 diğer dik kenar. Hipotenüste benim aradığım cevap, yani 25 bu sorunun cevabı. Ya da ne yapacağız? Şuradan aşağı dikdörtgenimizi oluşturabiliriz demiştik. Burası 7 olur 7'den dolayı. 12'den dolayı da burası 12. Şuradaki Pisagor'dan 7, 24, 25'i böyle de bulabilirdim dostlarım. 35. soru yine AD diyor EC. AD EC'nin 3 katıdır diyor. Yani burası K ise, burası 3K. DE doğrusu paralelmiş. O zaman bu üstteki de eşkenar oluyordu değil mi arkadaşlarım? Şunlardan milyon defa söyledik. Buralar 60-60. Yöndeşlikten 60 oluyor. Bu da 60 ise eşkenar üçgen 3K, 3K, 3K. Tabii ki bu da K, bu da 4K diyelim. Katlandı, buraya getirildi arkadaşlarım. Buna göre diyor ki BC arasındaki uzaklık 2 kök 3 olduğuna göre FK kaçtır diye soruyor. Şimdi şu bilgilerimizi burada da konuşalım. K ise 3K, 3K, K diyelim buraya. Ve burası 60 dereceydi, şurası 60 dereceydi. Paralel olduğu için bu da 60, bu da 60'ımızı yazalım. Bu da eşkenardı. Şöyle bütün 60'ları, bakın bildiğiniz bütün 60'ları yazınca şu da bir eşkenar üçgen KK, bu da bir eşkenar üçgen KK geliyor. Şimdi şuradaki EA üssü EA'ya eşitti katlanmadan önce. 3K yani. Buraya da 2K. 2K eşkenar olduğu için buraya da 2K'yı bıraktım dostlarım. Şimdi bize neyi soruyor? BC'yi. 4K'yı vermiş bize 2 kök 3 diye. 2K'yı soruyor kardeşim. Yarısını soruyor. Kök 3 olacak cevabımız diyebiliriz. Oluşan kat, pardon, yanlış yeri görmüşüm ben. BC 2 kök 3 dememiş. Oluşan katizi ile, şimdi oldu. Şurayı maviye alalım. Oluşan katizi ile BC arasındaki uzaklık, yani şuradaki dik uzaklık 2 kök 3'müş kardeşim. O halde şuradan da indirdiğim 2 kök 3'tür ve 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4'tür. Yani K'yı 4 bulduk. 2K'yı soruyor. Bursa'yı paketledik arkadaşlar. Evet, geçtik bir sonraki sorumuza. ABC'nin BC doğrusuna göre yansıması A üssü BC verilmiştir. Demek ki burası kesin açıortay olacak. Bunu hemen söylüyorum artık. Tabii ki burası da açıortay olacak. X diyelim buraya. Bu adam buraya katlandı, yani simetrisi alındı. Bunlar eşit olacaklar. İkiz kenar çıkacak. Burası da 75 gelecek. 75, 75 daha 150. Buraya 30 kalacak. 15, 15 oldu burası. Bak 15, 75 buraya bir 90 çakalım. Bunu da söylemiş olalım. Yine şununla şu da birbirine eşittir. Onu başka şu simgeyle gösterelim. Tamam. BAC 110'muş. Kardeş burası 110'muş lan. 110. 75 çıkartırsam 110'dan 25, 35 mi kalıyor kardeşim? Burası 35. O zaman bu adam da 35. 35, şurası 90. X'e kaldı Samsun 55. Geçtik. Evet, bu sorudayız. Yine bir üçgeni öteliyor dostlarım. Yeni bir üçgen elde ediliyor. B üssü C. Görelim orayı. Buraya 1K dersen diyor. BC üssü. BC üssü. Buranın tamamı 5K'ymış dostum. Şimdi K'sı buradaysa şu ikisine 4K kaldı. Demek ki bu da 2K. Bu da 2K. Çünkü ben B'yi buradan buraya ne kadar ittiysem, ötelediysem,
C'yi de buradan buraya o kadar ötelemek zorundayım. O yüzden bunlar K'ya 2K olmak zorunda. Ve AA üssü X diyelim. B üssü C. B üssü C. K'ya oranı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlar. Bakınız bu kenar ötelendi buraya geldi. Kesinlikle paralel. Şimdi bu çizgi doğrusal olmak zorunda. Çünkü yüksekliği hiçbir zaman değişmiyor bu üçgenin, değil mi? Ötelediğiniz zaman. O halde bu adam da mecbur bu adama paralel olacak. Ve sen şurada bir paralel kenarı yakaladın. 2K ise bu da 2K oldu. O halde bize ne diyor? 2K bölü K. Yani 2'yi soruyormuş. 37'de paketlendi. Geldik 38'e. Kağıt dik üçgenmiş, 12'ymiş. Bu kağıt AB kenarı, BC kenarı üzerine gelecek biçimde B köşesinin katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Şimdi burada bildiklerimiz. Şurası 1'miş. Şurası 12 idi. Bu 12 katlandı, buraya geldi. BA üssü oldu. Burası da 12. Bu dik açı katlandı, buraya geldi. Burası da 90. Şurası açıortaydı kardeşim. Bunu söyleyelim. Bize de x'i soruyor dostlar. Şimdi bulacağız birazdan. Dış açıortay teoremi de yapıp bulabilirim. İç açıortay teoremi de yapabilirim. Ama her şeyden önce şunu yapayım. Bakın burası 12. Hipotenüs 13 görüyorsunuz. O halde şuranın tamamı 5'tir. Ve şurası 5 eksi x oluyor dostlarım. Ben şimdi buraya da 5 eksi x yazıp şuradaki üçgende Pisagor yapıp soruyu çözebilirim. Bu 1. Ya da hocam bu da kat çizgisi olduğu için açıortaydır. Kollarımın oranı 12'ye, alttaki kolum 13. Ayaklarım da 5 eksi x'e x deyip buradan da bulabilirim. Hadi 12x eşittir 65 eksi 13x. 13x'i buraya alalım. 25x eşittir 65. X eşittir, 5'e bölerek söylüyorum, 13 bölü 5 oldu. Yani 26 bölü 10 oldu arkadaşlarım. Cevabım Ceyhan'dan patladı gitti. 39'dayız, bakalım ne diyor. İkizkenar bir dik üçgenimiz var arkadaşlarım. Şimdi katlıyor bize. BC'ye dik kat izi oluşturacak şekilde iki taraftan da şekildeki gibi katlandı. Tamamdır. Şimdi kat izi buralara dikse arkadaşlarım, biliyoruz ki biz şu katlanmadan önce buraya eşitti. Bakın ikizkenar üçgen ve burası 45 olduğundan 45 buraya da katlandı. Aynı şekilde bu 45 geldi buraya katlandı. Burası da 45. Yani bununla da bu birbirine eşit. Burası yine dik üçgen. Dik açı oldu burası diyelim. Başka FL uzunluğu, şuranın uzunluğunu soruyor bize. Bakalım nasıl bulacağız dostlarım, bir görelim. Şimdi neler yapabiliriz diye düşünelim. Aklıma bir sürü şey geliyor ama hangisini yapsak diye de düşünmeden kendimi alamıyorum. Şimdi şuna x desem mesela, bu da x, bu kenarım oldu x artı 10. O zaman bu da x artı 10 olacak. Burası x artı 4, burası da x artı 4 diyebilirim artık. Başka neler yapabiliriz? Şurayı şöyle bir dik birleştirelim arkadaşlarım. Şu kısmı da birleştirelim. Burası da dik olacak. Ve yine 45, 45, 90 olacak. Şuna k dersem burası da k birimi olacak. Ve bakınız x artı k dediğimiz şey, x artı k dikdörtgenden dolayı şuradaki 6'ya eşit. Ve x artı 4 artı k da 10'a eşit. Bir şey oluyor mu buradan? Yok. Zaten yine x artı k 6'ya eşit geliyor. Başka da bir şey diyemiyoruz. Bir tek bunu söyleyebiliyoruz. Peki şurası x artı 4. O halde burası x artı 4'ün kök 2'ye bölümü. Burası x ise burası da x'in kök 2'ye bölümü. K ise burası da k kök 2. Bana da şunların toplamını soruyor. X artı 4 x daha 2x artı 4 bölü kök 2 artı k kök 2'yi soruyor bize de. Peki bunu kök 2 ile çarpalım. Kök 2 ile çarpıp düzenleyelim arkadaşlarım. Bakalım ne geliyor. 2 kök 2x artı 4 kök 2 bölü 2 oluyor. Artı bir de k kök 2 var. 2'ye de bölelim. X kök 2 kalıyor. Artı 2 kök 2 kalıyor. 2'ye bölünce artı k kök 2 oluyor. Sonra şunları kök 2 parantezine alırsam, şununla şu ikisini, kök 2 parantezinde x artı k artı 2 kök 2 var arkadaşlarım. X artı k'yı 6 diye bulmuştuk. Burası 6. 6 kök 2 yaptı. 2 kök 2 de buradan 8 kök 2 geldi dostlarım.
Şimdi ben böyle çözdüm ama hani ilk aklıma gelen, videoyu böyle durdurup düşünmek de istemedim. İlk aklıma gelen yoldan yürüdüm yürüdüm, böyle çıktı arkadaşlar. Belki daha kolayını bulanlar da olabilir. Aranızda daha kısa yolunu da bulmuş olabilirsiniz. Onu da isterseniz bizimle paylaşın. Herkes duysun, görsün biz. Nereye geldik? Kaçtaydık? 39'daydık. Şurada 40 var. Atlamayalım onu. Evet, dik üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. Bu kağıt aşağıdaki gibi EF boyunca katlandı. Şimdi bu bir kere dik üçgendi. Katlandı. EA diyor, EA. AB üssünün 2 katıymış. Şuraya K, buraya 2K diyelim. Bu 3K. Katlanmadan önce şuradaydı. Burası da 3K. Ve bu ikizkenar üçgen değil mi arkadaşlarım? Şu adam katlandı, buraya geldi. Burası da ikizkenar kayı kuralı yaptık. Dik oldu. Açıortayı gösterdik. Peki neyi soruyor bize? AK bölü KC üssünü soruyor. Hadi gelin bir benzerlik yapalım. Önce şurada yapalım. 1 bölü 3. Şurası bölü şurası olacak arkadaşlarım. Demek ki ben buna A dersem burası 3A. Şimdi de şununla şunun arasında bir benzerlik yapalım. Şu iki paralel doğru. 3 bölü 5. O zaman 3A bölü 5A olacak. Buraya da 4A kaldı. Zaten 1 bölü 4'ü istiyordu bizden de. Cevap çıktı bile çoktan. Evet, geldik 41'e. Eşkenar üçgenmiş bu arkadaşlarım ve E eleman AC olmak üzere BE boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Tamam. Şimdi kat çizgisi açıortaydı. Bunu bir söyleyelim. Buranın tamamı 60 dereceydi eşkenar olduğundan. 22'si buradaysa 38 kalıyor ve 19 paylaştırdım bunları. Sonra şurası da 60 dereceydi. Bunu da yazalım. Sonra bu 60 katlandı, buraya geldi. Bunu da yazalım. Bakın burada bir 19 var. Burada bir 60 var. 79 yaptı. 79 ise şuraya da ne kalıyor dostlarım? 101 kalıyor. Cevabımız Bursa'dan çıktı. Şekildeki üçgensel eşkenar üçgenmiş yine bu ABC. A köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülmüş arkadaşlarım. Şimdi şurası 60. Bak dikkat et. AB'yi döndürüp nereye getirdim? AB üssüne. İşte bu aradaki açı 90 derecedir. O zaman burada 60'ımız varsa şu araya kesin 30 kalacak. Tabii ki bu da eşkenar olduğu için bu da 60. Yani şuranın toplamı 150 derece. AH 12 verilmiş. Şimdi bu da buna eşit tabii ki. Eşkenar olduğu için şu kenarların hepsi birbirine eşit. AH 12 verilmiş bize. 30 derecelik bir üçgen. BC üssü neresi orası? Ha, şu çizgi kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostları. Ne biliyorduk? Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece 90 derece döndürüldüğünü. Yani aslında 90'ın faydası şuradaki açının 150 derece olduğunu anladık. Tamamı 150 dereceymiş burası arkadaşlarım. Ve sadece şu yüksekliği biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Peki bakalım neler yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bize de BC'yi soruyor. Tamam. Şimdi 150 ise ikizkenarsa şunlara bir 15-15 yazalım. Şuraya bir 45'lerimizi çakalım. 45-45 olsun bu keratalar. Peki şurası 60. 30 ise şunlar 75 olacak arkadaşlarım. 60 burası. Şunu şöyle uzatıp şurayla birleştirelim. 60, 75 daha 135. Şurası 45, burası 45. İkizkenar dik üçgen çıkartalım burada da. Şimdi bu 12 neyin nesi? Onu söyleyelim arkadaşlarım. Şuradaki 15, 75'te 90'ın karşısı bu, 90'ın karşısı bu. O zaman evet, buradan da çıkıyormuş dostum. Hiç bu kadar uzatmama da gerek yokmuş. Şimdi kısasını gördüm. Hemen şunları bir sileyim mi arkadaşlarım? Daha kolay bir yolunu gördüm. Onu göstermek istiyorum size şimdi. Şunları bir tertemiz yapayım. Şu aradaki açının 150 olduğunu biliyoruz. Şöyle gösteriyorum. Şimdi şu yükseklik aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda açıortay olacak. O halde şurası 15, şurası 75 diyelim. Aynı şekilde 15'e 75 de burası olacak. Bu da 12. Şimdi bu üçgene kilitlenin bakın. 15, 75, 90 üçgeni. 90'ın karşısı eşkenarın bir kenarı. Şimdi şuradaki üçgene de bakınız dostlar, şuna.
Bakın bu da bir dik üçgen ve şurası hani ikiz kenardı ya bunlar birbirine. Burası da arkadaşlarım 15-15 çünkü tepe açısını 150 derece diye bulmuştuk hatırlarsanız. Peki 15-90 bu da 75 ve bakın 90'ın karşısı buradaki eşkenar üçgenin bir kenarı. Bu 90'ın karşısı da eşkenar üçgenin bir kenarı. O zaman eş üçgenler. Demek ki bunun da 75'inin karşısı 12 ya. Bununki de 12 olacak. Şurası 12 arkadaşım. E tabii ki bu taraf da 12. Toplam 24'ü paketledik dostlar. Evet. İlk başta görememiştim bunu. Şimdi çözerken bir yandan da gördük. Kısasını görmemiz iyi oldu. Evet 43. Kağıt aşağıda verilmiştir. BC 52'dir. Diyor ki gelecek şekilde A köşesinden katlanıyor. Son durumda A C üssü D'nin alanı C üssü BD'nin alanının 5 bölü 3 katı olmuştur diyor arkadaşlarım. 5 bölü 3 katı olmuştur şu. Yani ben bunun alanına 3A dersem 5 bölü 3 ile çarparsak bunu burası da 5A olacakmış arkadaşlarım. Aha sana 5 bölü 3 katını gösterdim. Ve bu 5A katlanmadan önce şuradaki boş üçgendi. O yüzden burası da 5A olacak. Ve şunu görünüz dostlarım. Bakın şu büyük üçgen yani şu kenarın taban olduğu üçgen tepe noktası A olmak şartıyla şuranın tamamı 8A. Burası da 5A. O zaman 5A'ya 5K dersem 8A'ya 8K diyerek olayı bitiriyorum. Ve toplam 13K'yı bana 52 vermiş. K'yı 4 buldum. 8K'yı soruyor. Bursa'yı çoktan işaretledim bile dostlarım. Diğer soruya geçtik 44'e. ABC üçgensel bölgesi önce C köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülüyor. Ardından D2 doğrusu üzerinde sağa ötelendiğinde C, D, E üçgensel bölgesi oluşturuluyor. Tamam. Önce 90 derece döndürülüyormuş. Neymiş? Bir daha söyleyeyim. C köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülüyordu bu ilk önce. Şu tarafa doğru 90 derece döndürüyorum. Peki bu üçgen nasıl üçgendi? Normal bir üçgen. Peki 90 derece döndürürsek şu BC kenarı şu hale gelir değil mi arkadaşlarım? Şöyle 90 derece dönerse bu buraya gelir. Şu AC kenarı tam 90 derece dönecek. Bu eksenin üstüne gelir. Şöyle bir üçgen olur burası. A buraya gelir. C zaten burada. B üssü buraya gelir. A üssü de burada arkadaşlarım. Tamamdır. Sonra biraz da öteliyoruz bunu dostlar. Şöyle 90 derece 90 derece olacak şekilde öteledik. Tamamdır. 90 dereceye göre de ötelemişiz bunu. Buna göre kesinlikle yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye bir soru sormuş. Evet. Cevap da Edirne'ymiş bu arada. Onu da gördüm. Şimdi bakalım. A, B, C. Geniş bir açı. Önce şuna bakalım. A, B paraleldir. D, E diyor. Şuna paralel mi? Önce bunu konuşalım arkadaşlarım. Şimdi bunun açılarına A, B, C diyelim dostlar biz. A, B, C. Şimdi biz bunu buradan buraya kaç derece döndürmüştük? 90 derece döndürmüştük. Şurası 90 eksi C. Tabii ki burası C oldu. Burası B. A da buraya geldi. Ve bu A açısı ötelendiğinde yine A buraya gelecek. B buraya gelecek. C de buraya gelecek dostlarım. BC ve DE'yi üzerinde taşıyan doğrular BC ve BC burada, DE burada. Bu ikisi birbirine diktir diyor dostlar. Şununla BC'yi ve DE'yi üzerinde taşıyan doğrular birbirine diktir diyor ki evet kesinlikle şununla şu birbirine paralel. Çünkü bakın bu açı da C, buradaki açıya da C dedik. Yöndeş açılar paralel oldukları için şuradaki Z harfinden burası da dik olur. İki numara kesinlikle doğrudur ispatladık. Başka AB şu adam DE'ye paraleldir diyor. Bunu da bir ispatlayalım hemen dostlarım. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet nasıl ispatlayabiliriz? Şuradaki paralel olabilmesi için şunu şöyle uzattığımda şöyle uzatalım bu tarafa doğru. Evet paraleldir diyor. Paraleldir diyor.
Sanki bana da paralel değillermiş gibi geldi ya. Çünkü paralel olsalar şöyle çizdiğimde Z harfinden burada 90 derece olur. Ve 90 derece ise tabii ki burası da 90 derece olur. Yani B açısı 90 derece olur. Bence paralel değiller. Bence bu sorunun cevabı 44 Edirne diyordu, değil mi burada? Edirne diyor ama bunda bir hata var arkadaşlarım. Bence Edirne değil. Çünkü bunlar paralel değiller arkadaşlarım. Ya paralelse paralel değiller kesin zaten ya. Bununla bu paralel olmuyor yani istesek de. Çünkü dediğim gibi gerçekten paralel olsalar şuradaki bakın U kuralı yani buna paralelse buna da paralel mecbur. Bunlar da paralel. U kuralından 90-90 olmalı. Burası 90'sa B açısı 90 derece olmalı. Bu durumda A, B, C geniş açıdır ifadesi yanlış olur. O yüzden A, B, D, E'ye yani şu ikisi şu 1 ile 3 birlikte olacak. Ya bunun cevabı 1, 3'tür. Birbirine diktir diyor taşıyan BC ile DE'yi üzerinde taşıyan doğrular. Ya da yalnız 2'dir arkadaşlarım. Yani 1 ile 3 doğruysa 2 doğru olmaz. 2 doğruysa 1 ile 3 doğru olmaz. O yüzden bu sorunun cevabı ya 1, 3 ya da yalnız 2. Tamam mı? O yüzden bir sıkıntı var. Buna tekrar bir bakarım ben arkadaşlarım. Kusura bakmayın şimdiden. Evet, şunu çözüyoruz. Kenar uzunluğu 6 santim olan bir karesel bölge. Bir köşegeni boyunca kesilip iki eş parçaya ayrılıyor. Tamam, bu bir kareymiş. Karenin köşegeni boyunca kesilmiş. Bir kenarı da 6 santimmiş arkadaşlarım bu karenin bu arada. Elde edilen parçalar aşağıdaki gibi şekil 2 oluşturuyorlar. Oluşan şekilde şu bilgiler mevcuttur. Hipotenüsler birbirine paraleldir. Tamam, hipotenüsler birbirine paralel. Pekala. Bu üçgensel bölgenin ağırlık merkezi diğerinin bir köşesidir. Bir üçgensel bölgenin ağırlık merkezi diğerinin bir köşesidir. DC nedir diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Şimdi hipotenüsler şunlar olsa mesela şu ikisi hipotenüsümüz olsa bizim. Burası 90 derece karenin bir açısı. Burası da diğer bir açısı. Bu arada bu köşegeni kesilip iki parçaya ayrılıyor. Evet, tamamdır. Hipotenüslerimiz bunlar. O zaman burası 6, burası da 6 olacak. Tabii ki şu da 6 olacak. Hipotenüsümüz de 6 kök 2. Şimdi bu adam ağırlık merkeziymiş. Madem ki ağırlık merkezi hocacım. Ağırlık merkezi ise burada 1'e 2 oranı olmak zorundadır diyelim K'ya. 2K olacak burası. Şimdi şurası 45, burası da 45. Tamamı 45 daha doğrusu. Ve bu kadar. K'ya 2K. Burayı 3, 3 diye böldük. 3, 6, 3 kök 5. O halde kök 5'e 2 kök 5 olacak. DC arasındaki mesafe Bursa'dır sorunun cevabı. Evet, 45 Bursa diyormuş. Doğru bulmuşuz diyelim. Geldik buna. Dik üçgensel bölgeleri eştir. Tamam. Madem ki eş, bunun da kısa dik kenarı 5, bununki de 12'dir. 5 12'den 13'ü söyleyelim. Taralı bölgenin çevre uzunluğu 46 olduğuna göre BF. BF de buranın tamamı arkadaşlarım. Şuna x diyelim. Şurası 13 eksi x olacak mecburen. Çünkü hipotenüsüm 13. O halde burada x olmalı ki çünkü bu BC de 13'tür dostlarım. Şimdi çevresini hesaplayalım. 12 burada. X burada, 12 burada, 5 burada, x burada, 5 burada. Toplarsak 34 artı 2x yapıyor. Ve bu 46'ya eşitmiş. Demek ki 2x eşittir 12, x eşittir 6. BF ne çıktı dostlarım? Şuraya kadar zaten 13, 6 da buradan geliyor. 19 çıktı. 46. sorumuz. Geldik 47'ye. 5 adet ikizkenar dik üçgensel bölge ile elde edilen simetrik şekil verilmiştir. ABC doğrusal, buna göre x kaçtır diye soruyor. İkizkenar dik üçgenmiş. D ile K arasındaki uzaklığı da bize ne vermiş? 63. Tamam. Burası da 63'müş arkadaşlar. Şimdi
Şuna x desek, şurası x'miş ya. O zaman bunun da burası x, bunun da burası x, burası x, burası x diyebiliriz. Pekala. Tabii ki şurası da 23'tür. Onu da söyleyelim. Şimdi x demesek de 2x mi desek diye düşündüm de şuradan aşağı bir diklik indirsem. Şuna a, şuna a, muhteşem üçlüden buna da a diyelim. Sonra a burası 23. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. A, a diyelim. Yine buradan aşağı bir diklik indirelim. A, a, a diyelim. Şurası da 23'tür diyelim. 23, tamam. Şimdi bakalım bu 23'ün içinde neler var? Şuralardaki, şuradaki mesafeye de bir k diyeyim. Aynı şekilde buna da k diyelim. Bakın a, a ve k'nın toplamı 23. Yani 2a ile k'nın toplamını 23 bulduk. Şuranın tamamı 63'tü. Ne var? 2a, 4a, 6a artı 2k'yı da 63 diye bulduk. Hadi buradan neler yapalım? Şunu 2 ile çarpalım. 4, 2k, 46 olsun ve çıkartalım. 2a kalır, k'lar gitti. 63'ten 46 çıkacak. 4 olsa, 14 olsa 60, 17 gelecek. 2a 17, zaten x dediğimizde 2a'ydı. Cevap 17 çıktı arkadaşlar. 48. Üçgensel bölgesi verilmiştir. AB 20, 15. 15, 20, 25 üçgenidir bu bir kere. B köşesinde bulunan bir karınca ABC üçgenin çevresinden ok yönünde 45 cm yol kat ettiğinde P noktasına ulaşmaktadır. Hadi gidelim. Buraya kadar gelse 25. 15 daha, 25, 15 daha, 40. Bir 5 daha gitti mi? P noktasına geliyor arkadaşlarım. Tabii ki şuraya da 15 kaldı. Buna göre P noktasının BC kenarına uzaklığı, şuradan aşağı indirdiğin dikliği bizden istiyor. Dostum hemen benzerlik yapalım. A, B, 90. A, 90, B diyelim. A'nın karşısı burada X, küçük üçgende, büyük üçgende 15. 90'ın karşısı küçükte 15, büyükte 25. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 5'e böldüm 3. 3 kere 3, 9 çıktı cevap. Şimdi habire de mesaj gelip duruyor, ışık yanıp sönüyor ya, bir acele ediyoruz tabii bunun için. Diyor ki eşkenar üçgesel bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. Bu kağıt ED boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Birinci bölgenin çevresi ikinci bölgenin çevresinden 18 santim daha fazladır. Hangisinin uzunluğu hesaplanabilir diye bir soru sormuş bize. Gelin bir şeyler yapalım şimdi arkadaşlarım. Şuna A diyelim. Ya da şöyle yapayım bir saniye. Şuna A diyeyim. Şu da A olsun. Bir kenar 2A. Ben buraya X dersem burası 2A eksi X. Burası 2A. Şuna da Y yazıyorum arkadaşlarım. Şimdi birinci bölgenin çevresini hesaplayalım. Bir numaranın. 2A var, 1A daha, 3A var, bir de X var, bir de Y var. Bu bir numaranın çevresi. Şimdi 2 numaranın çevresini hesaplayalım. 2 numarada 2A, 1A da buradan 3A var, eksi X var, bir de Y var. Ve diyor ki bir numara 2'den 18 fazla. Bunun 18 fazlası 1'e eşitmiş. 3A'lar gitti, Y'ler gitti. Eksi x'i buraya alırsam 2x eşittir 18, x eşittir 9 geldi. Ben x'i her türlü hesaplayabilirmişim. A, e'yi her türlü hesaplıyormuşum, x'i buluyormuşum arkadaşlar. Evet, 50 var. Başka var mı? Yok. Son sorumuz 50. 1, 2, 3. İkiz kenar dik üçgensel bölgeleri eştir diyor arkadaşlarım. Şunun hipotenüsü 14 ise bununki de 14. Bununki de 14 diyelim. Tamam. BC şuranın tamamını soruyor bize de. Bakalım neler yapacağız. Evet. Şimdi şuradan bir dikliğimizi devam ettirelim. İkiz kenar olduğu için 7, 7. Muhteşem üçlüden bu da 7 olacak. Bu dikliği bu tarafa doğru da devam ettirelim. Burası toplam 7, 4 daha 11. Şurası da 11. Buraya 3 kalacak. Bunlar 45, 45, 90'dı. O zaman bu da 45, 45, 90. Burası da 3 olacak. Aynı muhabbeti burada da yapalım. Burada 3 ve bakın toplam 10, 10 da buradan 20 geldi sorumuzun cevabı.
Evet dostlar, hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.